dünyadaki dengesizlikleri, sıkıntıları, savaşları çözecek olan, dünyada bir üçüncü bir güç odağı olarak ortaya çıkacak olan Türkiye ve Türk dünyasıdır. Bunu görüyoruz, biliyoruz. Bunu da Allah'ın izniyle yakın zamanda gerçekleştireceğiz. Bunun en büyük kanıtı Karabağ zaferidir. Soroslar Belediyesi olarak düzenlediğimiz kutlama programına hoş geldiniz. Sefalar getiniz efendim. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Halklarımızın kardeşliğini daim eyle ya Rabbi. Düşmanlarımıza fırsat verme ya Rabbi. Karabağ zaferi tarih kitaplarında yok. Çünkü 3 sene önce gerçekleşti. Bu yıl 3.sünü kutluyoruz. Bir dönüm noktası, bir kırılma noktası. Niye böyle söylüyorum? Biraz geriye gidelim sevgili gençler. Geleceği görmek için geçmişe biraz bakmamız lazım. İleriye atlamak için biraz geriye doğru gerilmemiz lazım ki atlayacağımız yeri, vereceğimiz gücü, mücadeleyi anlayabilelim. Biliyorsunuz Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra Mondros Mütarekesi yapıldı ve Osmanlı toprakları bölüşüldü, paylaşıldı, haraç mezat satıldı. O zaman Kurtuluş Savaşı'ndan önce tarih kitaplarımızda var. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Trablus'ta gazeteci kimliğiyle orada verdiği mücadele var. Orayı kurtarmaya çalıştılar. Enver Paşa Türk dünyasında mücadele etti ve Tacikistan'da yalan kılıç mitralize karşı 4-0'a çıktığı zaman şehit oldu. Tarık Paşa Berlin'de suikastta şehit oldu. Yine Hicaz'da, yani bugün annemizin, babamızın, dedemizin, bizlerin, arkadaşlarımızın hacca gittiği Mekke ve Medine'de Fahrettin Paşa kahramanca bir mücadele verdi ve orada şehit oldu. Neticede misak-ı milli sınırları belirlendi ve Anadolu'da ısrar edeceğiz, buraları savunacağız dediğimiz topraklar şu anda Türkiye Cumhuriyeti Devleti'mizin kurulu olduğu, sınırlarının olduğu topraklar. Biraz eksik de var. Kurtarıldı. Kurtarıldıktan sonra Sovyetler Birliği kuruldu 1917'de, devrim oldu. Ve Türk dünyasıyla, yani bizimle aynı dili konuşan, bizimle aynı geçmişe sahip, aynı değerlere sahip, aynı dilin farklı lehçelerini konuştuğumuz toplumlarla aramıza mesafe girdi. Onlar Sovyetler Birliği içerisinde kaldılar. Biz de sırtımızı doğuya verip, yönümüzü de batıya verip, o tarafa doğru bakmaya başladık. Sanki onlar bizden farklıymış gibi oldu. Bu arada da haritaları çizenler Türk dünyasıyla aramıza bir perde koydular, bir duvar koydular. O zaman buna demir perde denirdi. Haritalarda da bu değişti. Yani Türkiye'den çıkıp da Türk dünyasına gidecek olan, Azerbaycan'a gidecek olan, Kazakistan'a, Kırgızistan'a gidecek olan ki birinin yolu kesildi. Araya Ermenistan girdi, İran girdi. Orayla tüm ilişkilerimiz kesilsin istendi. Çok şükür Karabağ zaferinde bu topraklar geri alındı. 30 yıldır işgal altındaydı Karabağ toprakları, Azerbaycan toprakları. Ve Türk dünyasıyla bağlantımız yeniden sağlanma adımları atıldı. Aslında geleceğimize yönelik taşlar döşendi. Geleceğimize yönelik yol açılmaya başlandı. Ve geçtiğimiz günlerde Zengezur Geçidi ile ilgili çalışmalarla da bu perçinlendi. Bu açıdan önemli. Azerbaycan Cumhuriyeti ile Türkiye Cumhuriyeti'nin beraber bir operasyon yapması, beraber savaşması, bir arada zafer kazanması açısından önemli.